davulla, zurnayla tabii köyün tümü davet edilir ve gelinin babası evine gidilir gelini çıkarmak için. Gelini davulla, zurnayla kiliseye getirilir. Ruhsal çocuğumuz Musa'yı Kutsal Ortodoks Kilisesi kuralları gereğince kendine yasal eş olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Bravo. Biz de kilise babası olarak... Mübarekatun memleketul abi vel ibni vel ruhul kudus. لا نوكل لوان ولا دار الدار يكلل عبد الله موسى على عبدة الله إيرانا بسم الله والابن والروح القدس Biz de papa gelinle damat nikah kurarken o tacı giydiriyor. Çünkü İsa Mesih'in tacı o. Eskiden zeytin dalından yapılıyor. Ama şimdi zaman değişti. Şimdi başka bir tac yapıldı. Onu koyuyor papaz. Onun üstüne okuyor papaz. O öyle koyuyor. Çünkü o iki insan bir insan oluyor. El kerameti kellil humam. O iki taçla başlarına böyle üç sefer değiştirerek baba ve oğul ve Ruhul Kudüs adıyla bunu tebrik ederek giydirilir damada ve geline. Sonra inin yaptıktan sonra şarap getirilir geline ve damada. Bu şeyi temsil ediyor. İsa Mesih'in kanını temsil ediyor. Sonra masanın etrafına üç sefer dolanırlar. Gelinle damat, bir de kivreler, bir de baş elinde papaz. Mübarek kılarlar, ikisi bir arada olsunlar diye ömür boyu bunu yaparlar. Teşeffa'u ila Rab, en terhama nüfusana. Sonra işte gelini çıkarırlar kapıdan, kilisenin kapısından. Önünde oynarlar davul zurnayla. Oynaya oynaya bütün köyün etrafını gezdiriyorlar. Erkek, kadın, kız, genç hepsi oynuyorlar. Yürüyerek gidiyorlar. Gelirler eve. Maddi durumu sahipse bir kurban keser. Gelin üstünden atlar ve geçer evine. Hamur yoğuruyor kaynanası. Hamuru işte duvara yapıştırıyor. Adet böyle, bizim usulümüz bu. Sonra gelin artık istavrasyonu yapar böyle yüzüne. Geçirirler eve. O ya Allah ey cuhal hali minatik bir cehane kınadi. Oh, my God.